vaktimize icabet ettiğiniz için ve bugün kahvaltı sofrasını bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli milletvekillerim, milletvekili adaylarım, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım, belediye meclisi ve merkez ilçe başkanım toplantımıza Haziran'da eşlik ediyorlar. Milletvekili adaylarımız da bir hoş geldiniz desinler. Çok değerli il başkanım, milletvekili aday arkadaşlarım, gençlik kollarımız, kadın kollarımızın kıymetli başkanları, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli misafir arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, parti her zaman icraatın, üretimin, gelişmenin merkezi olmuştur. 2001 yılında Büyük Türkiye sevdasıyla çıktığımız bu yolda aydınlığa açık, karanlığa kapalıyız dedik. Ardından vakit, Türkiye vakti dedik. Memleket işi, gönül işi dedik. Onlar konuşur, AK Parti yapar dedik ve o günlerden bugünlere bir vizyon çizerek milli irade, milli güç, hedef 2023 dedik hamdolsun ve dev projelere imza attık. Ben şimdilik bunları söylemiş olayım. Sizleri saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Hepinize ayrıca toplantımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum. Çok değerli dava arkadaşlarım ve oğlumuzun çok güzide basın mensupları. Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. 2002 yılında AK Parti kurulduğu günden bugüne AK Parti'de görev yapan bir kardeşiniz. Ve o günden bugüne bu yolculuğa bütün arkadaşlarımla beraber yürüyoruz. Bizimkisi Bolu'muza hizmet, ülkemize hizmet sevdası. Ve milletvekilliği genelinde de bugüne kadar hep özlemimiz Bolu olmuş. Bolu'ya hizmet olmuş. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Peki gençlere yönelik bir projemiz var mı? Varsa gençlere yönelik projemizi aslında dün Kazım Başkanım anlattı. Bolu özelinde başkanımın projesi çok güzel. Ona bırakayım ben. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben tekrar hepinize saygıyla selamlıyorum. Türkiye yüzyılı, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu dönemde Türkiye yüzyılı, bilimin yüzyılı, gençliğin yüzyılı, istikbalin, istiklalin, dijitalin yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Bunu da böyle söyleyeyim. Seçim beyannamemizde de bu mevcut. Değerli arkadaşlar, Türkiye yüzyılı çağı yakalayan değil, çağa yön veren, kızıl almaya giden yolculuğun adıdır diyoruz. Ülke genelinde gerçekleştirileceğimiz dijital her alanda dijital dönüşümlerin yanı sıra Bolu'muzun da dijitalleşme yolunda gereken kaynağı ve katkı vermesi açısından gençlerimizin yazılan tarihe de ortak olmasını istiyoruz. Bunun için Bolu'muzda kodlama ve inovasyon merkezi açmayı planlıyoruz. Gençlerimize şu anda gündemde olan yazılım dilleri başta olmak üzere kodlama dillerinin eğitimlerini vermek istiyoruz. Bununla ilgili altyapımız, insan kaynağımız mevcut. Biz hedeflerimize çağı yakalama açısından, çağın da ilerisine geçme açısından gençlerimizle inşallah bunu başaracağımızı biliyoruz. Değerli arkadaşlar, Bolu'da ilk defa Türk Dünyası Bilim ve Kültür Öğrenci Kurultayı düzenlemeyi düşünüyoruz. Ortak kültüre sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetlerimizde yer alan Kazakistan Turan Üniversitesi, Can Azerbaycan'da yer alan Baku Devlet Üniversitesi gibi üniversitelerle birlikte şehrimizin ev sahipliğinde ortak kültürümüzü, değerlerimizi, sanatımızı ortaya çıkartmanın gayesinde olacağız arkadaşlar. Kurultayımızdan da çıkan sonuçları Bolu'muzla paylaşayım. İnşallah Bolu'muz adına değerlendirip bunları da Bolu'muza anlatacağız. Bolu'muzun güzel coğrafyasına, kurultayımıza gelen misafirlerimize tanıtacağız. Bolu'yu böylelikle Türk dünyasına duyurmuş olacağız arkadaşlar. Bolu'da bilim kampları düzenleyeceğiz değerli arkadaşlar. Hepimizin övündüğü cennet Bolu'muzun gölleri, doğası, yeşilliği var malumunuz. Bu doğal güzelliklerimiz eşliğinde bilim şenlikleri, bilim kampları düzenleyeceğiz inşallah. Doğaya hiçbir zarar vermeden oluşturmak istediğimiz projelerimizde
üniversite öğrencilerimize kuracağımız kamp alanlarında Teknofest'i, Türk kültürünü, inovasyonu, dönüşümü, kalkınmayı, kodlamayı, sosyal bilimleri, Bolu'nun eşsiz Osmanlı mutfağını, aşçılığımızı, edebiyatımızı, yarınlarımızı konuşacak ve tartışacağız bu bilim kurullarına değerli arkadaşlar. Bu da Bolu'muza çok büyük değer ve katkı vereceğini düşünüyoruz.